Musa Efendi hitabesini deniz halkına burada okumuştur. Tarih 16 Mayıs 1919. Burada da işte verdiği fetvadan birkaç cümle. Bu. 16 Mayıs 1919. Şu anda Denizli Kültür Müdürlüğü Gov.kr'ye girerseniz internette bu fotoğrafı görürsünüz. Yani bu miting 16 Mayıs 1919 günü yapılmıştır diye yazılmış mermer kitabede. Her yıl şimdi bu mermer kitabenin önünde 15 Mayıs günü Milli Mücadele Günü kutluyoruz. Bu da bu sabah benim çektiğim fotoğraf. Aynı mermer kaide. Bakın 16 Mayıs gitmiş, 15 yapılmış. Ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Bir ihtimal belki ben belediyeye ve valiye bu uyarı yaptıktan sonra oradaki 16 rakamı 15 rakamına dönüştürmüş olabilir diye yorum yapıyorum. Yani bunu göstermekte amacım konuyu ayrıntılarıyla inceleyip benim böyle bir iddiam var. Yani yorumum var. Bu yorumu bir de benden dinleyin. Bunun taraflarıyla bilimsel anlamda açıklanmasını, yorumlanmasını istemek yerine mermer kaidedeki 16 Mayıs tarihi değiştirilmiş, 15 Mayıs yapılmış. Ben bugün de bir fotoğraf çekeyim oradan diye gitmiştim. Baktım 15 Mayıs. İlginç. Yani şöyle diyecektim. Dün kafamda tasarlamıştım. Şimdi bu toplantıyı yapacağız. Ben bunu göstereceğim. Size diyeceğim ki, işte bakın, her 15 Mayıs günü belediye başkanı, vali, tüm denizin geri gelenleri orada toplanıyoruz. 16 Mayıs yazılı mermer kaidenin önünde 15 Mayıs'ı kutluyoruz diyecektim. Sabahleyin bir de bugün fotoğraf çekeyim dedim. Bakın 15 Mayıs yazılmış. Yani hevesim kursağımda kaldı. Evet. Denizli her yıl 15 Mayıs günü Milli Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır. Bu geçen seneki bir gazete haberi, 98 yıllık şanlı tarih yeniden yaşatılacak diye. Bu da işte yine bayram yerinde bugün gördüğüm 15 Mayıs'ın kutlanacağının davetiyesi. Denizli Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen bayram yeri mitingi 15 Mayıs 1919 günü değil, 16 Mayıs 1919 günü yapılmıştır. Bu nedenle Denizli Milli Mücadele günü 15 Mayıs günü değil, 16 Mayıs günü kutlanmalıdır. Peki, ben bu yorumu yapıyorum. Ama bu yorumun aksini söyleyenler yok mu? Elbette var. Şimdi onları örnekle göstereyim size. Onları Kur'an örgütleyen kişinin, Kur'an demeyelim de örgütleyen kişinin anılarında bu konuyla ilgili yazdığı yazı. Celal Bayar, Müftü Ahmet Hulusi Efendi İttihat ve Terakki Partisi'ne üye kaydeden kişi, aralarında böyle bir görüş işbirliği var, düşünce işbirliği var. Ve Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi sırasında Denizli'ye geldiğinde ilk temas ettiği kişiler Müftü Efendi ve Yusuf Başkaya. Müftü Efendi Kuvayi Milliye reisi ama İttihat Terakki Cemiyeti'nin partisinin başkanı olmayış nedeni Müftü olması. O nedenle Yusuf Başkaya partiye tercih ediliyor. Müftü Efendi daha sonra Kuvayi Milliye reisi oluyor. Yani konunun içindeki kişilerden bir diğer olarak gördüğümüz Celal Bayar da 16 Mayıs
Tarhan Toker'in yazdığı. Tarhan Toker bu kitabı ben 1969 yılında mezun olduğumda Denizli'ye geldim. İkinci sanayi sitesinin inşaatı ihale edilmiş. Şantiye yeni kuruluyor. İkinci sanayi sitesi şantiyesinde çalışan ilk teknik eleman. O sırada bu kitabı gördüm tesadüfen. Daha önce Fevrun Alpak Bey'in yanında staj yapmıştım. Bu kitabı bana gösterdi. Tarhan Toker'le konuştum. Bu kitap üzerine. Kitapta yazdıklarını anlattı bana. Bazı şeyler sormuştu. Özellikle şunu söyledi. Kitabı hazırladım. Ancak matbaaya bastıracak param olmadığı için bastıramadım. Fevzi Müftüler'le karşılaştım. Fevzi Müftüler, Lütfü Müftüler'in abisi. Yani Ahmet Hulusi Efendi'nin büyük oğlu. Ona bu durumu anlattım. Kendisi yardımcı olabileceğini. Ancak özellikle babasıyla ilgili yazdıklarımı bir görmek istediğini söyledi. Kendisine kitabın o bölümünü verdim. Okudu. Bazı düzeltmeler yaptıktan sonra verdi ve matbaaya verdik dedi. Tarhan Toker. Hakikaten bu kitabın ön sözünde bunu yazmış. İşte matbaaya verecektim, para bulamadım. Fevzi Müftüler'le karşılaştım. Fevzi Müftüler bana yardımcı oldu diye belirtmiş. Yani bu kitap Milli Mücadele Safrası Denizli'nin Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin en büyük oğlunun süzgecinden geçmiş bir yazı dizisi. O bakımdan önemli. Evet, o arada şunu da söyleyeyim. Bu kitabı Tarhan Toker 12 Ağustos 1969 günü Turan Bahadır'a hediye etmiş. Turan Bahadır'ın oğlu bana verdi. O bakımdan da önemli özellik. Biraz büyütelim konuyu. 16 Mayıs 1919 Cuma günü. Başından beri hep bu Perşembe günü, Cuma gününün üzerinde duruyor. Altını çiziyorum, çok önemli. Konu zaten eski tabirle nirengi noktası bu Perşembe Cuma. 16 Mayıs 1919 Cuma günü Kayalık Camii'nde Cuma namazı kılındıktan sonra Reddi İlhak üyeleri ve vatansever Denizli halkı Kayalık Camii'ndeki sancakı çıkarmış. Bu da çok önemli. Kayalık Camii'nde olması sancakı. Bu sancağı çekerek sokak ve yolları dolaşmış, tedbirler getirerek belediye binası önüne gelmişlerdi. İşte anlatıyor belediye binasının nerede olduğunu falan. Anıt dikilmesi bir Kadir Şinaslık olur sanırız. Bu işi Denizli'yi Tanıtma ve Kalkındırma Derneği ile belediyemizin ele almasını temenni ederiz, diyor gazete. Şimdi sizlere bu 15 Mayıs, 16 Mayıs'la ilgili birkaç belge göstermek istiyorum. Neden ben bu basın toplantısını yapıp kamuoyuna bu duyuruyu yapma gereği duydum? Çünkü ben bu konuyu Denizli Belediye Başkanlığı'na ve Denizli Valiliği'ne belli bir süre önce duyurdum. Kamuoyuna açıklama yapma gereği duymadan Denizli'mizin yöneticilerinin bu konuyu bir kez daha incelemelerini istedim. Ama herhangi bir sonuç alamadığım için bunu kamuoyuyla paylaşmak ihtiyacım var. Bu gördüğümüz kitap Ahmet Hulusi Efendi'nin küçük oğlu 1900 doğumlu Doktor Lütfü Müftüler'in 1946 yılında yazdığı kitap. Lütfü Müftüler 1919 yılında 19 yaşında. Mitinge katılanlardan biri. Ve mitingi terfiyeyen Kuvvet Milliye Reisi
Kazan'daki belediye binasına gidilerek burada toplanmış bulunan binlerce halkın huzuruyla bir miting yapmıştır. Özetle. Bu kitabın özelliği mitingi yaşamış birisinin yazmış olması. Zaten büyük ihtimalle